Herkese selamlar dostlar. 11 ve 12 Haziran iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var ve sizlere ayın 11'ini önereceğim bir adet ideal kombin var. Güzel maçlar vardı. Ben de sizlere idealen bir tane kombin önermeye karar verdim. İsterseniz başlayalım. Maç skoru kazanan en son bir skor yarışması yapmıştık. Portekiz maçının skorunu kazanan arkadaşımız Twitch Fifi. 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 Hifu. Öyle bir şey. Twitch Fifi. Diyelim biz buna. Instagram üzerinden yazarsa arkadaşımız kanalın görüntüsünü atsın bana. E, Haziran ayı boyunca katıl Telegram gruplarına dahil edelim. Orada zaten iyi bir şekilde ilerliyoruz. Ve bir maç skoru daha yapalım o ekrana gelsin. Maç skorumuz arkadaşlar ben ayın 12'sine yaptım bu sefer. Maç skorunu yarın değil diğer günün maçı bu. İsviçre ile Portekiz maçı var. Güzel ve güzel golli bir maç bekliyorum. Zaten anlatacağım bu maçı da sizlere. E, maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Ronaldo'lu, olur. Portekiz mi? Şakirli İsviçre mi? Ne olur? Sizlere sorduk. Maç skorunu yoruma yazarsanız sizler de belki bilirseniz Katı Telegram gruplarına ücretsiz bir şekilde katılma şansını elde etmiş olursunuz. Ve 7 ve 8 Haziran'da full yaptık. Ekrana gelsin. Bu benim defterimden. Şu, şu anki bak. Defter şeyi bu. Defter yaprağı. 7 ve 8 Haziran yazdım. Keza 10-11'de. 11-12'de 10 yazıyor aynı şekilde. 7 ve 8 Haziran toplamda 9 adet tercih verdik. İdeal tercihler hepsi başarılı oldu. Tebrik ederim. Çok güzel mesajlar da geldi. Çok güzel yorumlar da geldi. Tebrikler arkadaşlar. 9 Haziran öyle olmadı pek ama onu belirteyim. 9 ziran raporu daha çıkarmadım. 10 Haziran oynanmadığı için. Ama 9 Haziran bu kadar full artı full olmadı. Onu da geçtim. Bunu da geçiyorum. Hatta sistem yaptım. 7 Haziran'a veya 7 Haziran olması lazım. Burada zaten bizim yüksek oranımız neydi arkadaşlar? Baktığımız zaman da İskoçya Ermenistan maç skoru 2-0 skor vermiştim ben. Mücadeleye 2-0 da bitti. Şansımıza bitti. İskoçya çok kaçırdı. Bayern Münih maçı geldi. Belçika gelmedi. Çok attı. Galler geldi. İskoçya geldi. Milano'da gelse güzel para alacaktık. Yine para aldık. Ne kadar aldık? 10-20 lira kar yaptık. Ama göreceksiniz ben böyle bir 4,5-5 bin TL vuracağım. Yüksek orandaki arkadaşlarla birlikte. Böyle denemeler yapıyorum. Bugün de yaptım aynı şekilde. Her gün yapıyorum. Geçtik maçlara başlayalım isterseniz. Sizlerden ricam artı 300 üzerine like atmanızdır bu dönemlerde. Videodan sonunda zaten bir adet kombin önerdim. Şimdiden herkese bol şanslar. Anadolu Efes maçıyla başlamak istiyorum illa değil. Anadolu Efes Fenerbahçe-Beko maçı. Şimdi Fenerbahçe arkadaşlar bana alınmasın ama Anadolu Efes'in teknik koçuna diyeyim ben size. Teknik direktör diyeyim. Koçuna ülkelerine de sürekli Ergin kış 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 Ergin kış kış Ergin hop hop hop. Bugün Ergin Ataman açıklama yaptı. Açıklamaları şu yönde. Yani biz Türk milli takımını o kadar şey yaptık diyor. Euroleague'de iki kere şampiyon olduk vesaire diyor. Dört yıldır da en üst düzeyde temsil ediyoruz diyor. Ya bana yapılan şeyler hoş değil diyor. Vesaire vesaire böyle açıklamalar var. Bence de hoş değil. Ya futbol dostluk, futbol kardeşlik diye, bu, kardeşlik diye boşuna dememişler. Ya şundan oluyor o da. Bu Anadolu Efes Fenerbahçe lehine bir oy kullandı. Ama orada da kendin işine geliyordu. Fenerbahçeler buna biraz taktı. Ama ben de şöyle diyorum. İyi oynasaydı da x8'e kendi girseydi diyorum. Ben burada da Anadolu Efes tarafındayım. Açıklamalar da şu yöndeydi. 2-0 geride seriden biz 2-0'dan çok döndük. İmkansız değil. Şampiyon bir takımız. Dönebilecek seviyemiz de var. Kendi taraftar önünde Anadolu Efes burada ben. Fenerbahçe'ye karşı yenmesini bekliyorum. Yenerken en azından 3 fark atmasını bekliyorum. 1.40 gibi orandan idealden aldım. Yüksek orandan almak isteyenler varsa maç sonu 1 ve 165.5 üst alabilir. 2.96'da bunun oranı var. Değerlendirecekler bu yönde de bir değerlendirme altına alabilir arkadaşlar. Diyerekten de geçtim bu karşılaşmayı. İngiltere İtalya mücadelesi Pardon İrlanda'yı anlatmadık bu sefer de İrlanda İskoçya mücadelesi Ben bu maça skoruna kadar tercih yapmaya çalışacağım Şimdi İskoçya son maçında Ermenistan'a karşı oynadı Skoruna kadar bildik 4.5 altına 1 vermiştim ben zaten kombineye kazandı Artı sistem kuponunda da 2-0 skor verdim Skoruna kadar bildiğim bir karşılaşmaydı İskoçya'nın maçı Az kadroyu çıkardı Bu maçta belki biraz otasyona gidebilir İrlanda'da 2 maçtır yeniliyor 1-0'lık skorlarla kendi evinde onlar da bir rotasyon göstermek isteyeceklerdir diye bir düşüncem var. Benim düşüncem burada yüksek oranıyla birlikte bakın düşük oran yok bu mücadeleye. 2-3 gol tercihim 1.83 gibi orandan alınabilir bence. Yüksek orandan yani bu 2-3 gol tercih alınabilir. Benim skor beklentimde 1-1 bir skor beklentim var. 4.65 onun oranı var. İsteyenler 1-1 skoru yerine maç sonu 0'da 2.65 gibi orandan değerlendirme altına alabilir. 1-1 skor bekliyorum bu mücadeleyi. Macaristan-Almanya mücadelesi. Normalde alacağım tercihi söyleyeyim ben sizlere. Almanya iki maçtır burada berabere kalıyor. Galip gelemiyor. Son maçta da rotasyona gitti. Kaliteli de oyuncu vardı. Hertha Berlin'de miydi? Hoffenheim'de bir tane sol bek. Raum muydu? Neydi? Adam çok deli. Fürth'te miydi acaba? Neredeydi? Unutmuyorum. Çok deli oynadı. Gözüme çarptı yani. Sol bek ve Gosens gibi gidip geliyor böyle sürekli. Her neyse Almanya iki maçtır yenmiyor. Artık galip gelmek isteyecektir diye düşünüyorum ben taraf tercihini iddia da biliyor Almanya'nın burada galip gelmek için iyi oynayacağını. 1.22 küsürü oranı açmışlar burada. Benim önerim şu yönde olacak arkadaşlar. Almanya bu maçı alırsa 1-0 alır? Bunu düşündüm. Kombineme de koydum hatta. Bence 1-0 almaz. Almışken ikinciyi de atar bence. O yüzden ben burada idealimi söyleyeyim ben sizlere. Deplasman'ın atacağı 2 gol. Almanya'nın atacağı 2 gol burada idealdir. 1.37 bandında oranı var. Almanya'nın atacağı 2 golün. Yüksek oranıyla birlikte Handikap 0. 2-1'lik bir skor bekliyorum ben bu maçtan. Yani Almanya'nın 2-1 galip gelip tek farklı galip gelmesine 3-30 gibi oran açmışlar. Eğer en yüksek orandan skor oynamak isteyenler varsa da 2-1'lik Almanya skorunu 7-60 mı? 7 oran mı? 7 oranı var herhalde. Deftere yanlış almışım ya. 7 oran olması lazım. 7 orandan alabilir değerlendirecekler. Bol şanslar. Geçtim bu karşılaşmayı. Hollanda-Polonya mücadelesi. Şu an bu maça vereceğim tercihin oranı açılmadı arkadaşlar ama maç günü mutlaka açılacaktır. Şimdi bu maçta olası bir sürpriz çıkabilir. Bu maçta olası bir sürpriz çıkabilir arkadaşlar. Olası bir sürpriz çıkma ihtimali olduğu için ben şöyle bir tercih aldım. Almanya son maçında Almanya son maçında Almanya diyorum. Hollanda son maçında rotasyona gitti. Kusura bakmayın. Hollanda son maçında ciddi anlamda rotasyona gitti. 11 oyuncusunu da neredeyse değiştirdi son maçında. Bir iki tane oyuncusu vardı yani yaklaşık. Tüm kadroyu neredeyse rotasyona götürdü. Bu maçta yine ideal bir 11 çıkartabilir. Polonya da bu maçta son maçında 6 yedi bu takım. Bak 6 yiyen yani takım buradan çıkıp hangur hungur oynamaz. Üstüne bir 5 yemez. Ve kaliteli bir ekipsin sen Polonya. O yüzden burada biraz daha haddini bileceksin Polonya. Yine yani birinci ve ikinci bölgeyi sağlam tutacaksın. Bize de çıkartır burada? Tek korner tercihim. İdealden 8.5 üst korner aldım. Şu an Nesil'e de açmadılar ama maç günü açacaklardır. Tek korner, ma maçım. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir arkadaşlar. Geçtim Galler Belçika maçına. Belçika'da son maçında 6 attı zaten. 6-1 gibi galip geldi. Gayet güzel bir galibiyet. Beklenen bir galibiyetti. Zaten maça çok iyi başlamıştı Belçika. Ben de zaten canlıdan bu yönde bir değerlendirmeler yaptım sürekli. Golüne girdim vesaire handikapına ev 1,5'a ev 2,5'a bu tarzda gittik yani canlısında güzel kazandık. Galler bu maçta Asom 1 oynatır bence. Bale mesela son maçlarının ikisinde de oynamadı. Bu maçta son maçta dakika 77'de girdi mesela örnek veriyorum. Bu maçta Galler tarafında tam kadro bekliyorum. Belçika tarafında da rotasyon bekliyorum arkadaşlar. O yüzden Galler'in de bu maçta benim bence gol bulması normal olacaktır. Belçika'nın golü zaten bence olur. O yüzden KG varı burada 1,62 gibi orandan tek tercih ideal olarak aldım. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Galler golü gelirse Belçika'da umarım Batshuayi. Hakaret etmeyeceğim. Atarsa gelir. KG var. Ayın 12'sine geçtim. Toplamda 3 tane mücadelem var. Norveç İsveç maçıyla başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz. Bu maç güzel bir karşılaşma olacak. henüz yüzler galip gelemedi ki bence İsveç'in kadrosu ciddi anlamda başarılı. Mesela Isak biraz bitirici anlamda. Adam 2-3 yıldır bu sorunu çözemedi ya. Bitiricilik anlamında bitiricilik anlamda ciddi anlamda sıkıntı çeken bir isat var burada İsveç takımında. Forsbergler vesaire vesaire kaliteli oyuncular var. Norveç'te oynayacaklar. Norveç'te son maçında dediğim gibi ben Slovenya'nın bir golünü bekliyordum. Kırmızı falan yedi. Bir rotasyona gider diyerek de yine Haaland'a veya Yunus gibi isimleri de oynattı burada. Az rotasyon vardı. Bu maçta İsveç İsveç golü bence oran açmamışlardı bence. Bir saniye. Hemen oran açık olan telefonundan bakıyorum. Hemen canlı yayında. Ya bu maçta dediğim gibi İsveç'in kadrosu kaliteli. Ben İsveç tarafından gol bekliyorum da acaba İsveç'e güzel oran açmışlar mı? Ona bakmam lazım hemen. Eğer açmışlarsa onu değerlendiriyor. 131. Bence güzel. Yakalayalım bunu. Yakalayalım. Yakalayalım. Şimdi ben normalde yazdım ki buraya. İlk yerden bir gol yazdım. 132 oranı var. Bunu siliyorum. Bunu siliyorum burada. Dep 0.5 üst yapıyorum. Dep de 0.5 üst. İsveç tarafından gol bekliyorum. Burada İsveç'in bir golü idealdir. Mücadele geneli de 1.80 gibi orandan 2-3 gol bandını bekliyorum. 2-3 gollü bandını öneriyorum. Onun da oranı 1.80. Ama İsveç'in bu maçta bence golü var. İdealden üçlü yapacağınız kombinelere eklenebilir bu maç. Geçtim İspanya Çekke maçına. Zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Normalde ben buna ne yapacaktım musunuz? Ne yapacağımı söyleyeyim. KG yok yapacaktım. Neden KG yok, KG yok yapacaktım biliyor musun? Anlatayım. İlk maçını izledik. İsveç, İsveç Çek ya. 3 tane karşı karşıya kaldı. Uzun toplarla birlikte. iki tanesini gol attı. 2-2 beraberliği aldı. Fakat İspanya ders çıkardı mı? Çıkardı. Yani İspanya hatalarından ders alan bir takım. Ben o yüzden Çekya'dan bu maçta gol beklemiyorum. Öncelikle onu belirteyim. Ha, atarsa 1. 2 gelmez yani Çekya tarafından. Bu maçta bence eğer İspanya hatalarından ders çıkardıysa ki çıkartımı düşünüyorum. İspanya bu maçta bence galip gelir. Galip gelirken de çok fazla gol olmaz. Onu belirteyim. Ee, şöyle bir galip gelir. 3.5 altında bir İspanya galibiyeti gelirse onun oranı 1.58 arkadaşlar. Eğer değerlendirme altına alacaksanız İspanya tarafına böyle hem taraf hem alt tercihini alabilirsiniz. Tek 3.5 alt almak isteyenler varsa 1.29 oranı var. Nesine de değmez. İspanya'yı alalım. 3.5 alt alalım. Geçelim. İsviçre Portekiz mücadelesi. Portekiz'in maşallahı var ciddi anlamda formda. Fakat İsviçre bu İsviçre değil yani. Onu belirteyim. Son maçında da zaten 1-0'lık İspanya'ya yenildi. Gollü bir mücadele bekliyorduk ama idealden ne verdik? İlk yerden atılacak bir gol. Bir 35 patların oranı vardı. İdealde aldık, gel, aldık geçtik. Bu maçta İsviçre'den güzel bir oyun bekliyorum. Portekiz'den de bir rotasyon olabilir. Tek tercih yine İspanya oranıyla aynı. 1.58 oranı var. Tek tercih yapıyorum. Her iki takımın atacağı karşılıklı goller benim için önemli. Değerlendirecekler burada. Tek tercih olarak KG var tercihini alabilir arkadaşlar. Bol şanslar. Kombine mi ekrana gelsin isterseniz. İdealden bir 11 Haziran kombinesi yaptım sizlere. Anadolu Efes'le Almanya maçını alın. Toplam oranı 1.92 değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Anadolu Efes burada 3 farkla Fenerbahçe karşısında kendi evinde galip gelmesini bekliyorum. Ergin Ataman'ın açıklamaları çok netti. Bu maçı kazanmaya oynayacaklar. Anadolu Efes tarafında böyle bir tercihim var. Almanya'da dedim ki kazanırsa kazanmaya oynayacak burada. Az kadroyu çıkaracak bence. Tek farklı kazanmaz. Kazanırsa da en az 2 tane gol atmasını bekliyorum. O yüzden idealden deplasman basman 1.5 üstü aldım. Macaristan zor bir takım olsa da Almanya'nın atacak gücü var. Değerlendirecekleri kombin önerim bu yönde. Hepinize bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.